dahil olabileceğiyle ilgili örnekleriyle anlatmıştım. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından verilmiştim. Diğerlerinde çalışan iki paydaşlarımızın kendi fon kaynaklarını anlattım. Şurada ARGE faaliyetlerinde yer alınacak dokümanlar kısmı var. Buraya eğer ulaşırsanız size bahsettiğiniz ARGE kapsamına girip girmediğini belirlemek için ya da çalışmanızın ARGE yönünü güçlendirmek için yararlanacağımız kaynak prasket yakın olsun. Anlaşılır. Eğitim Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı göstermek istiyorum sizlere. Şöyle, bu bizim kendi sayfamız. Türkiye Kamu Hastane Bilim Kurulu sayfası. Burada eğer ARGE ile ilgili bir takım bilgilere ihtiyacınız olursa nereden olur? Öncelikle merhaba diyorum. Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı ve Kamu Hastaneleri Kurumu olarak bugün Urfa'mızı da bir takım teknik çalışmalar, eğitim, araştırma, geliştirme ile ilgili çalışmalar yapmak üzere ziyaret etmiş bulunmaktayız. Sayın Genel Sekreterimiz ve Sayın Daire Başkanımızla birlikte bugün bu çalışmayı bir noktaya taşıyacağız inşallah. Bakanlığımız olarak, bölgesel olarak gerek Urfa'mıza gerekse bölgemize etkin sağlık hizmetlerinin aktarılması, bu hizmetlerin etkin kullanılması ve aynı zamanda kaynakların hem rantabl hem de buradaki sağlık altyapısını geliştirmek üzere tahsis noktasında bakanımız, başta sayın bakanımız ve kurum başkanımız, sayın müsteşarlarımız olmak üzere son derece kararlıyız. İnşallah burada gerek sağlık hizmetlerini, gerek etkin birlikteliğin kurulması adına her türlü çalışmayı ve kaynakları kullanmak adına sizlere bu çalışmalar sonrasında daha verimli bir aşamaya ulaştırmayı amaçlıyoruz. Bu vesileyle buradayız. Dolayısıyla yapmış oldukları katkılardan Sayın Genel Sekreterimize ve Sayın Başkanımıza ve aynı zamanda bölgesel insanlarımızın hepsine teşekkür ediyoruz. Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu Eğitim Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanımız Sayın Tünay Şahin ve ekibine Şanlıurfa adına hoş geldiniz diyorum. Bir süre önce yine başkanımızın öncülüğünde tüm hastanelerde, tüm genel sekreterliklerde araştırma ve geliştirme birimleri kurulmuştu. Bu birimlerin daha etkin ve verimli çalışması, bazı eğitim, araştırma ve geliştirme fonlarının sağlık hizmet sunumunda daha etkili kullanılması amacıyla Türkiye genelinde 7. toplantılarını Türkiye'nin 7. büyük şehri olan Urfa'da gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Kendilerine bundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bir günlük bir toplantımız olacak. Tüm hastanelerimizin başhekimleri, başhekim yardımcıları, yöneticileri ve araştırma geliştirme birim sorumlularıyla bir hizmet içi eğitim toplantısı. Bu kaynakların nasıl kullanılacağı, bu kaynakların sağlık hizmetine nasıl dönüştürüleceği, ilimizde yeni projelerin geliştirilmesi ile ilgili bizlere değerli bilgilerini sunacaklardır. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Eyüpiye'de yapılan yeni hastane ile ilgili açılış ne zaman olacak? Kaç yatak kapasitesi? Eyüpiye Devlet Hastanemiz 850 yatak kapasitesine sahip. Net bir açılış tarihimiz yok ama Sayın Bakanımız, Sağlık Bakanımız Mehmet Mezinoğlu ve Tarım Bakanımız Faruk Çelik'in de talimatlarıyla olabilecek en kısa sürede açmaya çalışıyoruz. İlimizde bazı özel hastanelerimizin de şu an hasta kabul edememesinden dolayı artan talebi karşılayabilmek için planladığımızın çok öncesinde açmaya çalışıyoruz. Şu an hastanenin inşaatı tamamlandı ama testleri sürüyor. Hastanemiz 120 bin metrekare kapalı alana sahip. Trijenerasyon, merkez otomasyon gibi ileri sistemlerin kullanıldığı akıllı bina özelliğine sahip bir hastane. Bu hastanemizin şu an testleri, son testleri yapılıyor. Bu testler bittikten sonra TOKİ'den Sağlık Bakanlığımızın hastanenin devredilmesi akabinde biz de hızlı bir şekilde hastaneye hizmeti açacağız inşallah. Hem diş hastanesine TÜBİTAK'tan ücretsiz sistem alıyor. Evet, biz
Şanlıurfa İl Merkezi'nde 3. Ağız Diş Sağlığı Merkezimizi 11 Nisan'da hizmete aldık. Daha önce Şanlıurfa, Haliliye ve Esentepe bölgesinde 2 binadan müteşekkir Şanlıurfa Ağız Diş Sağlığı Merkezimiz vardı. İkincisini 2015 yılının Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu açılış töreninde açmıştık. Üçüncüsünü de 11 Nisan'da Başbakanımızın ilimize teşrifiyle beraber hizmete başladık. 55 ünitlik 2 tane ameliyathanesi olan iyi bir merkez açtık. Bunun en büyük özelliği, önce bahsettiğiniz gibi TÜBİTAK'ın desteklediği yerli bir işletim sistemi olan, milli bir proje olan PARDUS sistemini burada devreye aldık. Bu Türkiye'de bu sistemi kullanan ikinci hastane biziz. Ağız Diş Sağlığı Merkezi olarak da ilk Ağız Diş Sağlığı Merkezi biziz. Buradaki çalışmamız başarıya ulaşırsa inşallah ilimizdeki diğer hastanelerde de milli projemiz olan PARDUS yerel işletim sistemini kullanmayı düşünüyoruz. Bu arada 11 Nisan'da ikinci bir hastanemizde, Harfeti Devlet Hastanemizde onu da hizmete açtık. Bu da halkımıza hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ağrı olabileceğiyle ilgili örnekleri de Ahmet Tanrısu, Ahmet Kalkın Hocası'na diğerlerinde çalışan iki paydaşlarımızın kendi fon kaynaklarını almadığı kapsamına girip girmediğini belirlemek için ya da çalışmamızın ARGE yönünü güçlendirmek için yararlanacağımız kaynak prasketi kılavuzu anlaşılır.